Gaziantep'ten hepinize yerinden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız nefis bir poğaça tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın, isterseniz çay saatlerinizde yapın. Dediğim gibi mayasız olduğu için 10 dakika içerisinde yapıp pişirebileceğiniz bir tarif. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah diye poğaçanın hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisine oda ısısında beklemiş neredeyse erimek üzere olan 4 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Dileyenler margarinle de yapabilirsiniz. Tereyağının hemen ardından bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Eğer isterseniz poğaçanın hamurun içerisine ayçiçek yağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Gerçekten bu poğaça zeytinyağı ile de çok güzel oluyor. Daha sonra içerisine klasik su bardağı ile bir su bardağı yoğurt ekliyorum ve yoğurdun hemen ardından 2 adet yumurta yumurtanın sarısının bir tanesini daha sonra poğaçaların yüzüne sürmek için ayırıyorum. Yoğurdu da ekledikten sonra poğaçalarımızın daha kıyır kıyır olması için bir yemek kaşığı sirke ve daha sonra içerisine bir yemek kaşığı şeker ekliyorum ve eklediğim bütün malzemeleri şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu poğaçayı yaparken tereyağının daha önceden dolaptan çıkartılıp oda ısısında beklemesi gerçekten işinizi çok kolaylaştırır. Sıvı malzemeleri şöyle homojen bir kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra içerisine çok tepeli olmayacak bir şekilde bir su bardağı mısır unu ekliyorum. Gerçekten bu poğaçamıza mısır unu çok güzel bir lezzet veriyor. Mısır ununu ekledikten sonra çok tepeli olmayacak bir şekilde 3 su bardağı un ekledim ve eklediğim unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Az önce de söylediğim gibi bir su bardağı mısır unu ve 3 su bardağı un ekledim ve öncelikle hamuru spatula ile toparlıyorum. 3 su bardağı unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz ama 3 su bardağı undan sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde ekleyip hamuru yoğuralım. Mayasız bir poğaça olduğu için ben bu poğaçaya şipşak poğaça diyorum. İnanın aniden gelen misafirleriniz için malzemelerinizi hazırladıktan sonra yapıp fırına vermesi 10 dakikanızı alır ve çay demlenene kadar poğaçalarınız hazır olmuş olur. Evet ben de bu arada dördüncü bardak unu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyip hamuru yoğuruyorum. Ben klasik su bardağı ile toplamda 4 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun markasına göre kalitesine göre eklediğimiz yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Bu verdiğim ölçülerden 1 ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Dediğim gibi lütfen 4. bardak unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuz mayasız bir hamur olduğu için çok fazla yoğurmamıza gerek yok ve hamurun kıvamı ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yoğurduğum hamuru masanın üzerine alıyorum ve poğaçalarımızın tamamının eşit büyüklükte olması için yaklaşık mandalina büyüklüğünde parçalara bölüp tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Bu işlemi yapmanız şart değil. İsterseniz hamurdan küçük parçalar koparıp tek tek de poğaçalarınızı yapabilirsiniz. Ama bu işlem gerçekten işinizi çok kolaylaştırır. Ve artık sıra geldi poğaçalarımıza şekil verme aşamasına hazırladığım hamur parçalarından bir tanesini alıyorum ve parmakların ucuyla şöyle biraz büyüttükten sonra kare kare kestiğim kaşar peynirinden bir tanesini alıyorum ve üstten kapatıp ocun arasına yuvarlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Ben bugün poğaçaları kahvaltıya yaptığım için kaşar peyniriyle yaptım. Ama tabii ki de sizler isterseniz beyaz peynirli ya da patatesi de yapabilirsiniz. Ben hepsiyle de denemişimdir. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet poğaçaların tamamını aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine dizdim. Ve ayırdığım yumurta sarısının içerisine daha güzel kızarması için poğaçalarımızın daha şöyle güzel albenirli gözükmesi için bir çay kaşığı toz biber ekliyorum. Eğer isterseniz toz biber yerine bir çay kaşığı pekmez de ekleyebilirsiniz. Beni uzun süredir takip eden takipçilerim iyi bilir ki ben bazı tariflerimde açmaların ya da poğaçaların üzerine sürdüğüm yumurta sarısının içerisine toz biber ya da pul biber eklerim ve daha güzel kızarmasını sağlar. Ama tabii ki de dediğim gibi eklemeden sadece yumurta ya da yumurtanın içerisine bir çay kaşığı kadar pekmez de ekleyip sürebilirsiniz. Evet yumurta sarısında sürdükten sonra poğaçaların her birinin üzerine şöyle çok az beyaz susam serpiyorum. Eğer isterseniz susam yerine çörek otu da serpebilirsiniz. Susamı da serptikten sonra poğaçaların içerisindeki kaşarın alttan eriyip taşmaması için üzerine çok hafiften bir çizik çiziyorum ve üstten hava sağlıyorum üstten attığınız çiziklerin çok şöyle derine inmeyip de sadece hava almasını sağlamanız yeterli olacaktır. Ve artık poğaçalarımız pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda daha önceden ısıttığım 180 derecede 30 dakikada poğaçalar gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Keki hangi derecede pişiriyorsanız bu poğaçayı da o derecede pişirmenizi tavsiye ederim. Ve 25. dakikadan sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Poğaçaları bu şekilde hazırlayıp tamamen soğuduktan sonra dondurucuya kaldırabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartın. 30 dakika oda ısısında beklettikten sonra yiyebilirsiniz. Eğer ki işiniz acele ise şöyle 5-6 dakika kadar sıcak fırında ısıtıp afiyetle tüketebilirsiniz. İnanın ilk piştiğinden daha lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden poğaçanın iç dokusunu gösterip artık videomu sonlandırıyorum. İçi pamuk gibi yumuşacık, dışı da çıtır bir poğaç oluyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.